Sevgili öğrenciler tekrar merhaba. Bugün elektrik akımı konusuna devam edeceğiz. Bu dersimizde üreteçlerin bağlanmasından bahsedeceğiz. Lamba parlaklığından bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz beraber üreteçler nasıl bağlanır onlara bir bakalım. Arkadaşlar üreteçler seri ya da paralel bağlanabilir. Peki seri bağlandığı zaman eşdeğer gerilimi nasıl bulacağız ona bir bakalım. Arkadaşlar elimizde 4 tane üreticimiz olsun. Bu üreticilerin gerilimlerine V1, V2, V3 ve V4 diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar seri bağlı. Ucuca eklenmiş. Bakın uzun olan artı, kısa olan eksi şeklinde üzerine işaretlerimizi koyduk. Arkadaşlar artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, eksi, artı. Dolayısıyla bu pil diğer üçüne nedir? Ters bağlıdır ya da zıt bağlıdır diyebiliriz. Peki burada eşdeğer gerilimi biz nasıl bulacağız? Arkadaşlar eşdeğer gerilimi aynı yönlü olanları biz toplayacağız. Zıt yönlü olanı ise onlardan çıkartacağız. Örneğin bu 5, 10, 15 ve 20 voltsa o zaman buranın eşdeğeri ne yapacak? 10, 15, 30, 20 onlara ters bağlı eşdeğer gerilim 10 volt olacaktır. Peki V4 bunların üçünün toplamından daha büyükse o zaman V4'ten bunların üçünün toplamını çıkartacağız. Biz en iyisi işimizi sağlam alalım. Bunları mutlak değer içerisinde yazalım. Arkadaşlar seri bağlandığı zaman elimizdeki pillerin gerilimleri farklı değerde veya aynı değerde olabilir. Peki paralel bağlandığı zaman eşdeğer gerilimi nasıl bulacağız? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar, enerji kaybı olmaması açısından elimizdeki pillerin gerilimleri paralel bağlamada hepsi aynı değer olmalıdır. Yani bununkisi eğer V ise bu da V, bu da V, hepsi V kadar olacak. Eşdeğer gerilimde herhangi birininkine eşit olacaktır. Peki hocam, o zaman biz bir tane pil de kullansak, 1000 tane pil de kullansak o zaman eşdeğer gerilim V kadar oluyor. Peki bu herhangi bir şeyi etkilemiyor mu? Tabii ki etkiliyor arkadaşlar. Neyi? O da pillerin tükenme süresini etkiliyor. Buna bu dersimizde göz atacağız. Hep beraber bakacağız sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, pillerin seri ve paralel bağlanması sonucunda eşdeğer gerilimi nasıl buluyoruz ona göz attık. Peki elimizde bir direnç varsa ve bu dirençten akım geçiyorsa o zaman bu direnç ısınacak ve etrafına enerji yayacaktır. Peki bu direncin etrafına yaydığı enerjiyi ya da harcadığı enerjiyi biz nasıl buluyoruz ona bir bakalım. Arkadaşlar R direncinden I kadar akım geçsin. Uçları arasındaki potansiyel fark da V kadar olsun. V eşittir I çarpı R'yi zaten biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Arkadaşlar bu dirençte harcanan enerjiyi biz I kare çarpı R çarpı geçen süre saniye türünden şeklinde buluyoruz. Arkadaşlar bu eşitliği biz R ile çarpıp R'ye böldüğümüz zaman aynı zamanda V kare bölü R çarpı T şeklinde de bunu yazabiliyoruz. Peki başka? Arkadaşlar bunu aynı zamanda V çarpı I çarpı T şeklinde de ifade edebiliyoruz. Bu iki eşitliği aslında V'dan türettik. O zaman arkadaşlar bir direncin harcadığı enerjiyi biz nasıl buluyoruz? Nelere bağlı? Akıma, dirence ve zamana bağlıdır değerli arkadaşlar. Peki enerji buysa gücü nasıl buluyoruz? Arkadaşlar gücün tanımını daha önceki derslerimizde yaptık. Neydi güç? Birim zamanda harcanan enerjiydi. O halde biz enerjiyi zamana bölecek olursak gücü buluruz. O halde burada T'leri yok ettiğimiz zaman yani zamana böldüğümüz zaman gücümüz karşımıza çıkacaktır. I kare R veya V kare bölü R veya V çarpı I şeklinde
olacaktır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, güç kavramı bizim için aslında enerjiden çok daha önemli. Neden derseniz, lamba parlattığında biz çünkü gücü kullanacağız. Şimdiki alt başlığımız lamba parlaklığı. Arkadaşlar, lamba parlaklığı dendiği zaman aklımıza ne gelmeli? Birim zamanda harcanan enerji gelmeli. Peki lamba parlaklığı nelere ve nasıl bağlıdır? Ona bir göz atalım. Arkadaşlar, lamba parlaklığı lambanın gücüyle doğru orantılıdır. Ne kadar güçlü, o kadar parlak bir lamba var demektir. Biz gücü biliyoruz. Güç neydi? I kare R ya da V çarpı I ya da V kare bölü R kadardı. O bağıntıları bir yazmak istiyorum arkadaşlar. Güç I kare R ya da V çarpı I ya da dikkat edin buraya, bunu biraz büyük yazıyorum. Bunun özel bir sebebi var. Neden? Bakacağız. Arkadaşlar, güç bu. Peki bunu neden farklı yazdım, daha büyük yazdım? Arkadaşlar, bir elektrik devresinde devrenin direnci değiştiğinde ana koldan yola çıkan akım değişir. Akım değişirse lamba parlaklığı da değişecektir. Ne kadar çok akım geçerse lamba o denli parlak olacak. Biz ana koldan yola çıkan akımı, eğer devrenin direncini değiştirirsek tabii, akımı değiştirdiğimiz zaman lambaların parlaklığı da değişecektir. Bizler maalesef akımın değiştiğini göz ardı ederiz ve soruları bu anlamda biraz hatalı çözeriz. O yüzden ben burada akımın olduğu eşitlikleri çok fazla kullanmayı önermiyorum. Daha çok potansiyeli kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? İsterseniz ona bir göz atalım. Arkadaşlar, karşımızda bir elektrik devresi olsun. Bu elektrik devresinde 4 tane lambamız olsun. Lambalarımızı özdeş diyelim. Dolayısıyla güç formülündeki V kare bölü R'ye baktığımız zaman özdeş olduğu için şunu atalım. Yani bizim için güçte ya da lamba parlaklığında asıl olan şey ne olacak? Bu örnek için sadece potansiyeller olacak. Arkadaşlar, lambalara birer isim verdim. Peki şimdi biz bu A anahtarını kapatırsak ilk duruma göre K, L ve M'nin parlaklıkları nasıl değişir, ona bir göz atacağız. Arkadaşlar, anahtarı kapattığımız zaman bizim aklımıza ilk gelen şu olacak aslında. Akım buradan geliyor. Anahtar açıkken akımın hepsi yukarıdan gidiyordu. Ancak anahtar kapatıldığında akımın bir kısmı da aşağıdan gideceği için 3 lambanın parlaklığı azalıyor gibi düşünebiliriz. Ama burada hata yapıyoruz. Hatamız nedir? Anahtarı kapattığımız zaman N lambası şunların üçüne paralel bağlanacak. Paralel bağlandığı için hatırlayın, eşdeğer direnç ne olacak? Küçülecek. Devrenin direnci küçülürse ana koldan yola çıkan akımda da bir artış olacak. Yani akım aynı kalmayacak. Biz biraz önce cevabımızı verirken akımın sabit olduğunu düşünerek o cevabı vermiştik ki o hatalıydı. O halde akım artıyorsa belki de artış sadece aşağıya yansıyacak. Yukarı giden akım belki de aynı kalacak, bilmiyoruz. Ya da akımdaki artıştan daha fazlası aşağıya giderse üst kola giden akım belki de azalmıştır. Veya tam tersi, üst kola giden akım artmış olabilir. Peki o zaman biz ne yapamıyoruz? İşin içine akım girdiği zaman lamba parlaklığında biraz tıkanıyoruz. O nedenle size bu bağıntıyı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ancak akımı da, yani diğer iki bağıntıyı da göz ardı edin demek değildir bu. Eğer devrede devredin ana kol akımı değişmiyorsa o zaman akımdan da gidebilirsiniz. Peki bu sorunun esas cevabı ne olacak değerli arkadaşlar? Arkadaşlar, pilin gerilimini değiştirmiyorum, oynamıyorum dikkat ederseniz. Pilin gerilimine V dersem anahtar açıkken buranın potansiyeli ya da gerilimi V kadardı.
Anahtarı kapattığım zaman ne şu üçüne paralel bağlanıyor. Paralel bağlandığı zaman gerilimler eşittir arkadaşlar. V pilinki kadar. Yani anahtar kapatıldığı zaman burası V, devreninki V, yukarında V, aşağında V olacak. Anahtar kapatıldığı zaman dikkat edin, yukarının yine V oluyor dedim. Yukarının potansiyeli V idi, yine V olarak kaldı. Potansiyel değişmedi, buranın direnci değişmedi, buraya gelen akım değişmedi. Akım değişmediği için üçünün parlaklığı da değişmedi sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, eğer devrenin akımı değişiyorsa lütfen akımdan gitmeyin. Tavsiyem şuradan gitmenizdir. Arkadaşlar, geçen dersimizde kısa devreyi anlatacaktık. Ancak kısa devreyi buraya bırakmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Kısa devre nedir? Devrede olmasına rağmen kullanılmayan devre elemanı kısa devre olmuş demektir. Nedir? Biraz daha açalım. Arkadaşlar, bir R direnci düşünelim. I akımı gelsin ve R direnci üzerinden geçsin. Eğer burada bir anahtarımız varsa ve açıksa akım geçecek R direncinden, tamam. Peki bu A anahtarı kapatılırsa ne olur? Akım direncin olmadığı bu yolu tercih edecek ve bu R direncinden akım geçmeyecek. Dolayısıyla R direnci kısa devre olacaktır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, bir diğer alt başlığımız ise pillerin tükenme süresi, yani ömürleriyle alakalı. Arkadaşlar, pilin tükenme süresi ya da ömrü üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. Akım ne kadar fazlaysa o zaman ömür bir o kadar az olacaktır. Bunu isterseniz birkaç örnekle görelim. Arkadaşlar, daha öncesinde ekranda da görüyorsunuz. Birkaç tane şekli öncesinden hazırladım. Şimdi pillerin tükenme sürelerine bir bakalım. Arkadaşlar, birinci örneğimizde bu pilin potansiyeli V kadar. İç direnci önemsiz. O zaman bununki de V kadar. Direnci R diyelim. Potansiyeli V kadarsa akım isterseniz I değerine verelim. Buradan I kadar akım gelecek ve pilin üzerinden I kadar akım geçmiş olacak. Peki ya bu örnekte direncim bir öncekinin 2 katına çıktığı için akım yarıya düşecek. Dolayısıyla buradan ne olacak? I bölü 2 akım geçecek ve pilin üzerinden I bölü 2 kadar akım geçmiş olacak. Peki buna bakalım. Arkadaşlar, burası V potansiyeli. O zaman bunun da V kadar. Bunun da V kadar olur paralel olduğu için. V kadarsa buradan da I kadar, buradan da I kadar akım geçer. Sonra bunlar birleşir ve 2 I olur ve pilin üzerinden 2 I kadar akım geçmiş olur. Buna gelelim. V ve paralel bağlı olduğu için V, burası da V, paralel olduğu için VV. Yani I akım geçer. Buradan I kadar, buradan I kadar akım geçerse bunlar birleşir. Burada 2 I olur. Sonrasında o 2 I şeklinde dağılır. Ve pillerin üzerinden her birinden I kadar akım geçecektir. Diğerine gelelim. V, burası V kadar. Bunun da potansiyeli V kadar. O zaman buradan I akım geçer. Bu I gelir ve pillere I bölü 2, I bölü 2 şeklinde paylaştırılır. Her bir pilin üzerinden I bölü 2 akım geçecektir. Diğerine bakalım. VV, 2V, bunun da 2V. Dolayısıyla akım 2 katı bununkinin. Dolayısıyla buradan 2I gelir. Buradan 2I, buradan 2I. Her bir pilin üzerinden 2I kadar akım geçecektir. Bunda ise 2V, 2R, o zaman akım I kadar, I geliyor ve pillerin üzerinden her birinden I kadar akım geçiyor. Hadi gelin şimdi ömürlere bakalım. Arkadaşlar, en çok akım hangisinde geçiyor? Bakın şu ikisinde 2I ve en fazla akım geçiyor. Pillerin üzerinden ömürleri en az olacak. I bölü 2, I bölü 2, onların ömürleri ise en fazla olacaktır. Ömür üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. Bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bir örnek var. Örneğin şurada arkadaşlar. Bakın buradan 2I kadar akım geçiyordu. Bu 2I geliyor ve böyle her birinin üzerinden 2I kadar akım geçiyordu. Biz üzerinden geçen akıma baktık. Yani şöyle bir şey düşünmedik. Bakın nasıl?
Hocam bu iki I'nın biri buradan biri buradan karşılanmıyor mu? Arkadaşlar bu şekilde düşünmüyoruz ömürde. Pilden çekilen ya da pil tarafından karşılanan akım olarak bakmıyoruz olaya. Bizim baktığımız pilin üzerinden geçen akımdır. Ve bu akımla ömür ters orantılıdır. Arkadaşlar pilin tükenme süresini ya da ömrünü de burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.